17 Ağustos 1999'un gazeteleri. Yaklaşık 300 civarında gazete var efendim. Onlardan önemli olanları sergi olarak açtık. Bugüne kadar yaklaşık 50 yerde sergimiz var ama şu gazeteler yok efendim. Mesela Kocaeli Gazetesi o dönem. Ve cilt cilt yaptık bunları. 2-3 ay toparladık. Tarihler 23 Eylül 2021 Gebze İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ndeyiz. Önemli bir misafirimiz var kütüphanemizde. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Bey. İlyas Bey hem bir teknik insan, hem bir devlet adamı, hem de Kocaeli bölgesini yakinen bilen birisi. Sayın Vekilim, 3 dönemdir vekilimizsiniz ama burada uzun süre. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Evet, 1960 Erzurum Şenkaya doğumluyum. İlkokulda memlekette okuduk Erzurum'da. Ortaokulu Sarıkamış'ta, liseyi Ankara'da okudum. Üniversiteyi İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisansı orada yaptım. Akabinde serbest çalışmaya başladık. İstanbul'da başladık. Kocaeli'de bir ihale nedeniyle gelmiştik 86'da ve Kocaeli'de kalıverdik. Sonra öyle genelde söylüyorum, evlilik ihalesinde Kocaeli'de yapınca ifade eder Kocaeli sizin için? Şöyle söyleyeyim, ben Kocaeli aslında Türkiye'nin bir özeti olarak görüyorum. Türkiye'de ne varsa Kocaeli'de var. Her yönüyle bu. Gerek coğrafi yönüyle, doğal güzellikleri yönüyle, gerek kültürel yönüyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın belki de en zengin kenti de diyebiliriz bu anlamda. Kocaeli Türkiye'deki 80 vilayetin kültürünün yaşandığı tek ildir Kocaeli. Kendisi de dahil 81 vilayetin kültürünü yaşandığı tek ildir. Ve Kocaeli'ye baktığınız zaman doğal güzellikler açısından dağı vardır, ormanı vardır, yaylası vardır, denizi vardır, gölü vardır. Türkiye'de ne tür doğal güzellikler varsa Kocaeli'de aynısı geçerli. Dolayısıyla Kocaeli gerçekten Türkiye'nin en zengin kenti ve Türkiye'nin her anlamda bir özetidir. Türkiye'yi gezeceğini, Kocaeli gezdiğin zaman Türkiye hakkında çok rahat bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama hep sanayi kenti olarak biliniyoruz değil ya mi? Şöyle, tabii aslında ağırlıklı olarak sanayi ile anılmış. Ancak bu da şöyle, sanayi ile anılmış ama Kocaeli'deki kullanılan arazilerin ancak %1'i sanayi için kullanılıyor. Kocaeli'nin mesela %40'ın üzerindeki bir alanı ormanlık alandır. Bu ön plana çıkmamış. Türkiye'nin en yeşil kentleri. Kesinlikle, kesinlikle. İki deniz. Tarım alanları var aynı zamanda. Ama sanayi alanları çok az bir miktar. Tabii şu özelliği var. Türkiye'deki önemli sanayi tesisleri burada. Ama sanayiye geçmeden isterseniz bir yola çıkalım. Marka kent, tarih kültür turizminde marka kent Kocaeli. İsterseniz belgesel görüntülerimiz var. Karadeniz'e
Marmara'ya, Sapanca evet. Gölü'ne bitişik muhteşem bir kent Kocaeli. Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. İlyas Bey'le biz sohbet ederken sizleri belgesel görüntülerle Kocaeli'ye götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara bölgesinin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Belgesellerde de gözüktüğü gibi, içinde de yaşadığımız gibi Kocaeli Karadeniz'e sınır, Marmara Denizi'ne sınır, Sapanca Gölü'ne sınır. Aslında bir yarımada Kocaeli. Hatta böyle genelde konuşuruz işte Kocaeli'den Sapanca Gölü'ne, oradan da Karadeniz'e bir kanal açılırsa o zaman adaya da dönüşüyor. Evet, gerçek bir yerde. Zaten ada pazarı Kocaeli'ye, İzmit'e bağlıydı. Yani tabii önceleri Kocaeli'ye bağlıydı. Hatta Orhan Bey'in döneminde bu bölgeler alındığı zaman Akçakoca tarafından bu bölgeler fethedildiği zaman ilk ismi Akçakoca ili olarak geçiyor. Akçakoca'nın ili olarak geçiyor ve Melençay'ından ta İstanbul Boğazı'na kadar tamamı Kocaeli ili olarak adlandırılıyor. Tayyip Bey'in çok güzel bir projesi var. Turizm kenti, yani hep bilim, teknoloji, sanayi kenti Kocaeli. Küçük Türkiye Kocaeli insanlarımızla turizm noktasında da önemli. Çok güzel çalışıyor. Ben şöyle söyleyeyim İsmail Bey. Şimdi ben 94 yılında belediye meclisi olarak seçildim İzmit'te, İzmit Belediyesi'nde. Ve 2011'e kadar, milletvekili oluncaya kadar da 17 yıl belediye meclisliği yaptım. 10 yıl muhalefette kaldık. O dönemlerde biz genelde işte muhalefet olduğumuz dönemlerde şunu eleştirirdik. Derdik ki ya burası Kocaeli sadece sanayiyle anılıyor. Turizm aslında gerçekten bir değer burada. Kültür bir değer. Doğal güzellikleri var bir değer. Üniversite kentidi. Bunlar ön plana çıkmıyor diye eleştirirdik. 2004'te olunca, belediyede de iktidar olunca bir baktık ki ya gerçekten bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Kocaeli sanayinin baskısı altında kalmış. Ama bu doğal güzellikleriyle ilgili maalesef bir çalışma yapılmamış. Ha, çalışma nasıl yapılacak? Mesela sanayicileri eleştirirdik. Derdi ki o dönemlerde 2004'e kadar ya sanayici burada işte misafirini getirir zaman Kocaeli'de ağırlamıyor. Kocaeli gezdirmiyor vesaire. Sonra bir baktık ki ya Kocaeli'de maalesef sanayicinizi götürebileceğiniz bir alan yok. Bir şey yok, lokanta yok. Konaklatabileceğiniz, misafir edebileceğiniz 5 yıldızlı oteller yok. Biz bunu o dönemde tercihli imar planı uygulamasıyla Kocaeli'de 5 yıldızlı otellerin yapılmasını, arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın Kocaeli halkına hediyesi olan Seka Park'ın buna hediye edilmesiyle birlikte o doğal güzellikler ve Körfez'le de İzmitlilerin tanışması sağlanmış oldu. Aynı şekilde Gebze bölgesinde Eskihisar sahilinde yapılan o çalışmalarla, işte Gaziler Dağı'nda yapılan çalışmalarla, Kandıra sahillerinde yapılan çalışmalarla Kocaeli o sanayinin baskısı altından yavaş yavaş kurtardı.
Onunla birlikte tarihi değerler ön plana çıktı, kültürel değerleri ön plana çıktı, turizm ön plana çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı anda denize girebileceğiniz ve kayak testi yapabileceğiniz bir tek kentdir Kocaeli. Bunun gibi başka bir yerde bunu yakalama şansınız yok. Biz bunu yaşadık. Sahilde plaj voleybolu müsabakalarına katıldık. Yani biri STK organize etmişti. Biz belediyeden yetkili olarak gittik. Onlara katıldık. Aynı gün kısa kollu deniz kenarında. Aynı gün geldik. Kartepe'de Eğrelt Yaylası'nda şenliklere katıldık. Palto giymek zorunda kaldık. Böyle dört mevsimin yaşandığı. Geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen havalimanları, Eskihisar Topçular feribot hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Sayın Vekilim, zaman ayırdınız, geldiniz ve sizler teknik bir insansınız. Biz tabii o konuyu da fazla açmak istemiyoruz ama bir vaka, bir gerçek, deprem gerçeği. 17 Ağustos Marmara depremini birlikte yaşadık ve çok önemli sıkıntılar yaşadığınızı da biz o dönemde biliyoruz. Ama biz bir depremde bilinçlenme, deprem projesi, sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İçişleri Bakanlığı, sizler sahip çıktınız. İlk söyleşi ve projenin de ilk başlangıcı olarak sizinle başladık. Deprem gerçeği nedir? Teknik bir insansınız 17 Ağustos Marmara depremi. Depremle ilgilendiğinizden dolayı, bu hassasiyetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Gerçekten deprem nedeniyle bizim canımız çok acıdı. Ülke olarak canımız acıdı, devlet olarak canımız acıdı, millet olarak canımız acıdı. Ha, bunlara baktığımız zaman da, geriye doğru dönüp baktığımız zaman da maalesef yapılan bu can kayıplarının en önemli nedenlerden bir tanesi de güvensiz yapılar. Yani vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. Devlet olarak devletin sorumluluğu var. Belediyelerin sorumluluğu var. Sonuçta biz birinci derecede deprem bölgesi fay hattının üzerinde yaşayan bir ülkeyiz. Bu sadece Kocaeli ile sınırı değil. Ülkemizin büyük bir alanı, yani %60-70'lik bir alanı deprem riskiyle karşı karşıya olan bir bölge. Tabii burada şu önemli. Bunu bilim adamları da bunu söylüyorlar. Depremlerdeki can kayıpları depremin neden olduğu can kayıpları değildir. Maalesef insanoğlunun depreme dayanıksız yapmış olduğu binaların yıkılması nedeniyle oluşan can kayıplarıdır. Ve 99 depremiyle ilgili sizin araştırma yaptığınız, projeyi uygulayacağınız 99 depremiyle ilgili bilim adamlarının açıklamaları var. Depremden dolayı sadece bir kişi hayatını kaybetti. O da arazide açılan fay hattına düşen. Onun dışında peki 17 bine yakın can kaybımız var. Peki 17 bin insan nasıl, neden hayatını kaybetti?
depreme dayanıksız yapılan binalardan dolayı. Teknik şunu emrediyor. Diyor ki binanı depreme dayanıklı yapacaksın. Deprem 5-7 şiddetinde de olsa, 7,5 şiddetinde de olsa en azından binanın paket olmaması lazım. Ayakta kalması lazım iskelet olarak. Ha, kullanılmayabilir, ağır hasar alabilir ama paket olmaması lazım. Paket olmamasının anlamı şu, içinde can kaybı olmaması lazım. Maalesef şimdi araştırmalarınızda da onu göreceksiniz, o gazete arşivlerinde de göreceksiniz. Bir bakıyorsunuz binalar maalesef aradaki kolon kiriş bağlantı yerlerinden kırılmış. Pat 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 bütün binalar kat kat bir süste binmiş. O aradaki insanların tamamı da hayatını kaybetmiş. Tabii bir de bilinçsizlik de vardır. Yani geçmişte maalesef deprem fay hattı nedir bilinmiyor. Yani ben bir teknik insan olmama rağmen öyle bir bilinç yoktu, daha doğrusu deprem bilinci yoktu. Teknik bir insan olmama rağmen benim oturduğum bina depremde tam fay hattının üzerindeydi. Arazide açılan o 2,5 metre arazinin kaydığı fay hattının üzerindeydi ve bina olduğu gibi yıkıldı. Yani bu 99 depremi aynı zamanda bizim ülkemizde bir deprem bilincini de oluşturdu. Bu da şundan kaynaklıyor. Yani daha önceden de işte Erzincan'da deprem oldu, Kütahya'da deprem oldu, Doğu'da, Erzurum'da deprem oldu, Bitlis'te, Siirt'te depremler, Van'da depremler oldu ama bu bilinç oluşmamıştı. 99'da bu oluştu. Neden oluştu? Az önce giriş bölümünde de söylediğimiz gibi Kocaeli Türkiye'nin özeti ve 80 vilayetten de buraya göç geldi. 99 depreminde bu kentten, Kocaeli'den 80 vilayete maalesef cenazeler gitti. Deprem şehitleri gitti. Tabii bu bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdığı gibi bütün Türkiye'de deprem bilincini oluşturdu. Acıyı sadece Kocaeli hissetmedi, Van'daki de hissetti, İzmir'deki de hissetti, Edirne'deki de hissetti. Dolayısıyla 99 depremi bu anlamda bir bilinç oluştu ama vatandaş olarak gerçekten bizler üzerimize düşeni yapmamız lazım. Yani teknik neyi gerektiriyorsa o gerektirdiği hassasiyette binalarımızı yapmamız lazım. O hassasiyette teknik hizmetleri almış olmamız lazım. Allah korusun, bunu samimi olarak söylüyorum. Deprem neticesinde yıkılan bütün binaların en iyisi yapıldı. Kent mahvolmuştu. Kocaeli, İzmit, Gölcük, o güzergah, özellikle fay hattının olduğu güzergahlar. Kent mahvolmuştu ama bugün yapılan yatırımlarla, uygulanan projelerle o günkü değeriyle bugünkünü kıyaslarsanız en az 20-30 kat daha kaliteli bir pozisyonda. Ancak o gün hayatını kaybeden bir insanı geri getirme şansımız yok. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı biz can kaybı tekrar olmasın diye yapmak zorundayız. Bunun için devletimiz aslında kendi şefkat elini vatandaşa uzatıyor. Diyor ki depremden dolayı benim canım çok acıdı. Benim vatandaşlarım hayatını kaybetti. Senin kardeşin, annen, baban hayatını kaybetti. Ben bir dahaki yaşanacak depremde artık bir insanın burnunun bile kanamasını istemiyorum. Dolayısıyla güvensiz binalarınızı güvenli hale getirmeniz için ben her türlü devlet olarak imkanı size seferber ediyorum diyor. İşte kentsel dönüşüm, kamuoyundaki ismiyle kentsel dönüşüm kapsamında kredi desteği veriyor, faizinin %50'sine yakınını karşılıyor. Belediyede ve topudaki bütün harçlardan muafiyetler getiriyor. Yeter ki güvenli bir eve kavuşsun vatandaşımız. Ha, vatandaşımız da bunu burada şunu düşünmesi lazım. Yani burada 3'ün 5'in hesabını yapmaması lazım. Hani genelde kentsel dönüşüm, yasal dönüşüm diyorlar ama bu çok doğru bir ifade değil. Allah korusun, bu ifadeyi söyleyen birisine inanan insan yarın evinde deprem nedeniyle vefat ederse sorumlusu bunu söyleyen insanlardır. Bunu özellikle ifade ediyorum. Dolayısıyla vatandaş da şunu düşünmesi lazım. Bir bölgede kentsel dönüşüm yapılacaksa, eğer kendi binası sağlıklı değilse, güvensiz değilse, kentsel dönüşüm yaparken burada bir daire fazla çıkartabilir miyim mi? Bunun hesabını yapmaması lazım. Eğer bunun hesabını yapıp da bir daire fazla çıkarmak için mücadele ederse, bu süre içerisinde burada bina deprem nedeniyle yıkıldığı zaman bir çocuğunu, eşini, annesini, babasını, akrabasını, yakın dostunu, komşusunu ölümüne sebep olursa bunun altından kalkması mümkün değil. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Terazinin kefesini bir tarafına kendilerini, yakınlarını, eşini, dostunu koyması lazım. Bir tarafta ekonomik olarak o kentsel dönüşten elde ettiği, umduğu
değerleri koyması lazım. Hangisi ağır basıyorsa ona göre karar vermesi lazım. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Teknik insanlar, belediyemiz yapıyor. Biz de medya mensubu olarak, gazeteci ve belgeselci olarak bir sorumluluk hissettik. Sağ olun destek oldunuz. Avrasya Gazete Radyo Televizyon yayıncıları olarak biz birçok belgeseller hazırlayıp telif ücreti almadan birçok kurumlara dağıtıyoruz. Kendimiz de bunu depremle ilgili de bir şeyler yapalım dedik. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, Erzincan valisi. Evet, Allah rahmet eylesin. İmzasıyla beraber gönderdi. Yani bugün başlamadık. 92 yılından beri arşivler topladık. Ciddi bir arşivimiz oldu. Bilabedel araştırma yapmak isteyen herkese bu arşivi açtık. İşte gördüğünüz gazeteler var yüzlerce 17 Ağustos Marmara depreminden sonra. Yani aslında ciddi bir arşiv bu. Ne tavsiye edersiniz? Ben de onu arz etmek istiyorum. Araştırmalar için aslında burası bir hazine. Gerçekten şimdi az önce bizleri de gezdirdiniz. Bütün dokümanlar hakkında kısaca bilgi de aktardınız. Burası bir hazine. Bu hazineden istifade eden herkese de açık olduğunu söylüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir hizmet. Allah sizlerden razı olsun. Özellikle genç araştırmacılarımıza yönelik, bu konuda çalışma yapan gençlerimize yönelik önemli bir mekan burası. Ama Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber Gebze Ticaret Odası, AFAD, Milli Eğitim, bunlar da paydaş ortaklarımız. Ama biz sizinle ilk söyleşiyi gerçekleştirerek bu projeye start verdik değerli vekilim. Lütfedip geldiniz son düşüncelerine. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten deprem konusunda benim bir hassasiyetim var. Bunu o günden itibaren her ortamda bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yani iki tane kızımı kaybettim, iş ortağımı kaybettim, onun eşini kaybettik. Bu bizim toplumun en önemli meselesidir. Artık az önce de söylediğim gibi devlet olarak, yöneticiler olarak depremden dolayı bir insanımızın dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. Devlet şefkat elini uzatıyor. Vatandaşımız da uzatılan bu elden tutması lazım. Evet, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrasya Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi ve ilk başlangıcı değerli vekilimle yaptık ki çünkü bu teknik insan olarak da projeye sahip çıkmıştı.